Evet, Bitlis ili Güzel Dere Derneğimizin ev sahipliğinde Van Vakfımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Akit TV programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben sözlerime başlamadan evvela öncelikle selamla başlamak istiyorum. Erdiş'ten Tatfan'a, Tuşba'dan Mutki'ye, Gavaş'tan Nurşin'e, Bahçesaray'dan Ahlat'a, İpek Yolu'ndan Hizan'a, Saray'dan Adil Cevaz'a, 7 belge 81 ilimize, Türkiye'de ekranın başında bizi şu an seyretmekte olan tüm hemşerilerimize saygı, sevgi, muhabbetlerimize selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, biz Bitlisler olarak bu ilkenin çimantosuyuz. Allah yolunda Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bu vatanın muzayikiyiz. Bu vatanın milletiyiz. Evladıyız. Akit TV ve Van Vakfı ve Federasyonu derneğimizde Bitlislerimize ev sahibi olmaktan kendilerine hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, ilke olarak önemli bir süreçten geçmekteyiz. Malumunuz, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki her türlü terörü şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bitlisler, Vanlar devletine sadık milletlerdir. Bizim kavramımızda, bizim anlayışımızda devletimiz, vatanımız öncelikle namusumuzdur, evladımızdır, imanımızdır. Dolayısıyla son zamanda özellikle dış güçlerin ilkemizin üzerinde oynan oyunlara bölge olarak, Bitlisli olarak asla bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun farkında ve bilincindeyiz. Dolayısıyla buradan tüm hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Bizim bu vatandan başka vatanımızın olmadığı, yanı başımızda bir Suriye'nin de gerçeğini varsayarak devletimize ve milletimize sımsırak olarak sarılmalıyız. Dolayısıyla bu ülkede bir cenaze olduğu zaman, bu ülkede bir şehit olduğu zaman 81 ilimiz 79 milyon millet olarak hepimizin gözlerimizin rengi farklı olsa dahil gözlerimizden akan yaş hep aynıdır. Dolayısıyla Lazı ile Kürdü ile Çerkez ile bu vatan hepimizin, biz oyunlara asla gelmeyeceğiz. Vatanımıza sahip çıkacağız. Çünkü sahip çıktığımız kadar bizimdir. Ekranın başında bizi seyreden tüm hemşehrilerimize ve buradaki tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Vakit TV, Van ve Bitlis illerimiz için gerçekten güzel bir program tertiplemişler. Bu vesileyle başta yönetmenine ve sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle İstanbul'daki tüm Vanlı hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca Van'daki hemşerilerimizin selamlarını size getirdim. Sizlere iletiyorum. Ben de buradan Van'daki tüm hemşerilerime selam, saygılarımı sunuyorum. Biz Vanlılar olarak İstanbul'da bir hayır kurumunun başında arkadaşlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Yani bu hayır kurumunun ismi Van Kültür Dayanışma Vakfı'dır. Özellikle eğitim alan öğrencilerimize, ihtiyacı olan öğrencilerimize, başarılı olan öğrencilerimize, iş adamlarımızın katkılarıyla burslar temin ediyoruz. Ve İstanbul'da da birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde her zaman oluyoruz. Ve bu şekilde de dayanışma içerisinde de olmaya
devam edeceğiz. Bugün de Van ilinin komşu illerinden Bitlis'le birlikte burada acı tatlı anılarımızı paylaşacağız. Van Vakfı Yönetim Kurulu arkadaşlarımızdan Nizamettin Ağar kardeşimiz, Hayrettin Bey kardeşimiz, Faruk Bey kardeşimiz de buradalar. Onlar ilimizin hem ekonomik konularına değinecekler, hem güvenlik konuları, ki güvenlik konuları çok önemlidir, güvenlik konulara değinecekler, hem de bizim için, Van için en önemli olan sinir ticareti. Sinir ticareti çok önemlidir. Bu konulara değinecekler. Bu vesileyle ben fazla konuları uzatmak istemiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlarımız konuşmacı olarak katılacaklar. Van'ımızla ilgili gerekli bilgileri size aktaracaklar. Saygılarımla. Sağ olun. 1071 Malazgirt'le başlayıp Anadolu'da ilelebet kalacak bir devlet. Ve bu devlet Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla bir bütün. Ne dün, ne bugün, ne yarın yıkılmadı, yıkılmayacak. Değerli dostlar, Bitlisli kardeşlerimiz bizleri ağırladılar. Vanlı kardeşlerimiz katıldılar. Güzel bir ortamda programımızı yapıyoruz. Programımızın açış konuşmasını Bitlis Platformu Başkanı Sayın Selim Korkmaz Beyefendi yaptı. Arkasından Van Vakfı Genel Başkanı Müjdat Çelik Bey, kendileri de ağırlama misafir olarak bu organizasyona katılan bir başkan olarak o da teşekkür konuşmasını yaptı. Ve konuklarımızla beraberiz. Türkiye'yi tartışacağız. Van'ı, Bitlis'i, Doğu'yu, Güneydoğu'yu ve Türkiye'yi tartışacağız. Gerçekten bu acıyı, bu yaşananı, bu mutluluğu, Türkiye'de neler olduğunu temelinden tepesine kadar yaşayan, hisseden insanlarla yaşayacağız. Geçen iki hafta evvelki konuşmamızda Bitlis Platformu Başkanımız Selim Korkmaz iki dertten muzdaripti. Birincisi, demişti ki maalesef Bitlis ve Vanlı kardeşlerimiz gibi biz İstanbul'da veya diğer illerde, belediyelerde veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterince temsil edilemiyoruz. Hayrettin Bey vardı, Van Vakfı ikinci başkanımız. O hem bu konuya hem de başka bir konuya değinmişti. Yatırımlar veriliyor ama gerçek anlamda biz onu hissedene kadar, bize gelene kadar maalesef altyapıya yayılmıyor. Sorunlar daha derin. Biz konuklarımızdan bu sorunları ve çözümlerini konuşacağız. Önce ev sahibinden başlayalım. Ev sahibimiz Bitlis Platformu adına Salim Bilen, bürokrat ve aynı zamanda Bitlis Platformu Genel Sekreteri. Mehmet Sıddık Güzeldere, iş adamı, İstişare Kurulu, Bitlis Platformu İstişare Kurulu Başkanı. Doğru. Van Vakfı iki ayrı grup olacak. İlk grupta Van Vakfı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayrettin Gümüş Kenar Kaya, pardon. Geçen iki hafta evvel de bizdeydi Sayın Başkanım ve iş adamı ve Nizamettin Ağar, Van Vakfı Genel Sekreteri. Doğru mu? Şimdi Türkiye bir öncesi var, bir sonrası var. Türkiye 12 Eylül en son dönemden bahsediyorum. Temmuz ve bir sürü oyunlar üzerinde ayakta durma savaşı veriyor. Başkanım, Türkiye'nin dünü bugünü kısa. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yakın tarihte maalesef darbe girişiminde kaybetmiş olduğumuz 241 şehidimiz ve özellikle Mehmet Ali Kılıç, Mahir Ayabakan hemşehrilerimizin şehadet şerbetini hüzün ve acıyla beraber izledik, duyduk, gördük ve üzüntümüz çok büyük. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları coğrafi olarak, siyasi olarak gerçekten 1071'den önceye dayanan İpek Yolu ve kervan yollarıyla ehemmiyet arz eden bir coğrafya üzerinde. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve Karadeniz'deki ülkelerin Akdeniz'e dolayısıyla okyanuslara açılmasının tek yeri İstanbul, Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizi. Yine Türkiye coğrafyası Müslüman ülkelerin Hristiyan ülkelere bağlı olduğu en büyük coğrafya. Bir tarafı Asya'da, diğer tarafı Avrupa'da. Bana göre 1900'lü yılların başında süregelen Birinci Dünya Savaşı henüz bitmedi. Bitmeyecek de. Birinci Dünya Savaşı'na bakıldığında Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Türkiye coğrafyası üzerinde büyük hedefler. Roma İmparatorluğu'nun kurulması, yıkılmasından sonra Haçlı seferleriyle bir önem arz etti. Hemen İkinci Dünya Savaşı'na bakıldığında Avrupa'nın göbeğinde olan bu savaş 1939-45 yılları arasında çok kısa bir sürede sonuçlanmış oldu. Çünkü Avrupa'nın göbeğindeydi. Ama Birinci Dünya Savaşı Orta Doğu'da, Türkiye'de ve Avrupa'dan uzak olduğundan bura üzerinde bazı hesaplar vardı. Bizim Doğu ve Güneydoğumuzda bulunan petrol, İpek Yolu, Bor Madenleri ve Suudi Arabistan'a kadar uzanan bir Mezopotamya topraklarında Avrupalı'nın gözünün olması. Haçlı. Haçlı. Haçlı zihniyeti. Dün de vardı, bugün de var, yarın da var başkan. İşte bu Birinci Dünya Savaşı bana göre hala devam ediyor. Endişe ne? Endişe Avrupa'da bulunan ve Amerika'ya kadar uzanan İslam'ın, Müslümanlığın hızla ve sağlam adımlarla ilerlemesi. Bilinçli. Bilinçli bir şekilde. Dikkat edildiğinde nüfusun, Avrupa dünya nüfusunun %23'ü Müslümanlardan ibaret. 63 ülkede İslam dini kimliklere işlenmiş. 50 ülkede birinci din İslam dini. Son bir dakika bu bölümde. Hristiyanlar için büyük bir tehlike arz ediyor. 1,5 milyarı bulan Müslümanlığın ilerlemesi sadece Batı Avrupa'da %5'lik nüfusu geçti. Bu da bilinçli bir Müslümanın Avrupa'ya yayılması Avrupalıları tedirgin ediyor. Bu bölümde bir Fransa'dan örnek vereceğim. Fransa çok yakın bir tarihte bizim de tasvip etmediğimiz bir terör olayından dolayı bir yıl olağanüstü hal ilan edilen bir ülke. Üstelik sokaklarda jandarma herkesi durdurup arama yapıyor. Tebrik ediyorum. Ve tamamıyla bir asker, bir polis devleti haline geldi Paris'teki bir olaydan dolayı. Bizim içimizdeki hainler onu görmez ama. Ve yine yasalarına bırakmışlar. Fransa'da homoseksüelliği kınamak cezası suç var ve suç. Yahudiliği eleştirmek suç ve cezası var. Başkan son sözlerini alacağım. 5 dakika doluyor. Ermeni mezalimi yoktur demek suç ve cezası var. Maalesef Müslümana hakaret etmek, Müslümanı kırmak, Müslümanla alay etmek cezası fikir yok. Özgürlüğü, hürriyet özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Başkan devam edeceğiz. Biraz bekle. Hayrettin Başkan, Türkiye'nin dünü bugünü. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Yine İstanbul'dan Serhat şehrimiz Van'a ve Bitlis'e selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Başkanımın açıkladığı üzere Türkiye'nin düğününe baktığımızda
Gerçekten büyük yıkımlardan, savaşlardan geçmiş ve genç bir cumhuriyet kurmuş, bugüne gelmiş durumdayız. Bugün kurulu ülkemizi Türkiye'de çok renkli, çok sesli, çok çeşitli ırkların ve birliktelikle kurduğumuz bir ülkenin vatandaşları olarak yaşamaktayız ve bundan mutluluk duymaktayız. Bu ülkede doğusuyla, batısıyla biz bir bütünüz, biriz, beraberiz, aynı canız. Bizim tabii ki üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ve ülkenin vatandaşı olmanın getirdiği bazı zorluklar, bazı dezavantajlar, avantajları kadar mutlaka bunu yaşıyoruz. Onun ötesinde yine bir dünya üzerinde negatif ayrımcılığı olarak biz Osmanlı'nın mirasını da taşıyan ve dünya üzerinde bu negatif ayrıma tabi tutulan halklar olarak bu coğrafyada yaşıyoruz. Bunların getirdiği ciddi sorunlar da var. Biz artık bugün itibariyle doğusuyla batısıyla bu sorunların farkındayız. Bu sorunlardan hareketle geçmişte oynanan ve bugün devam eden oyunların da farkındayız. Biz artık tek renk ve tek yürek olarak bu ülkenin geleceğine birlikte tuğla koymak, birlikte yapılandırmak, birlikte kalkındırmak arzusundayız. Bu noktada gerek sivil toplum örgütlerimiz olsun, gerek iş dünyası olsun, gerek mevcut istikrarlı hükümetimiz olsun, elinden gelen gayreti yapıyor, gösteriyor. Bu imkanlara karşılık bizim Türkiye geneline rağmen bölgesel olarak yaşadığımız bazı farklılıklar, sorunlar, problemler var. Artık biliyoruz ki biz ülke olarak, bir bütün olarak ya ayakta duracağız, ya birlikte büyüyeceğiz, ya birlikte yok olacağız. Bunu bilen şer odakları da bu birlikteliği bozma adına geçmişte uygulayıp sonuç aldığı birçok oyunlarını tekrar devam ettiriyor. Maalesef bunun acılarını günümüzde de yine coğrafya insanları olarak yaşıyoruz. Biz Van olarak, Van genelinde yine yöremiz adına Bitlis ve o yöreden baktığımızda temel sorunlarımızdan birisi ekonomik, diğeri güvenlik. Ötesi de biz Cumhuriyet döneminde hep yaşadığımız ama oradaki toplumsal dokuyu, toplumsal gelenekleri, toplumsal yaşam tarzlarını biraz ikinci planda tutan yaklaşımlar. Bu yaklaşımların da bir örneği yine temsilde adalet, bürokraside adalet noktalarına biraz da eksik taşınması. Bunlarla ilgili vakit olursa ilerleyen saatlerde daha detaylı açıklamalar yapabiliriz. Ama özünde oradaki yöremizdeki caddelerde gezdiğimizde gençlerin çalışmak istediğini, iş istediğini, bir kariyer planı yapmak istediğini, esnafımızın bir hareketlilik istediğini, bir canlılık istediğini, ticaret yapmak istediğini, genel olarak halkın huzur, barış ve refah istediğini her halinden görüyoruz. Bütün bu yöresel isteklere rağmen bu gidişatı durdurma adına da uygulanan bir terör ve problemler var. İnşallah bunların çözümü noktasında da el birliğiyle İnşallah. Mutluluğa götüreceğiz ülkemizi. İnşallah. Mehmet Bey. Mehmet Sıddık Güzeldere. Aynı soruyu size de sorayım. Türkiye'nin dünü bugünü. Ben özellikle dernek başkanımıza ki devlet dernek yönetimine, su ismimi taşıyan dernek yönetimine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor. Sizden de Allah razı olsun. Müsaadeniz olursa 100 bine yakın insanımızın ölümüne, o kadarının yaralanmasına ve sakat kalmasına, yüz binlerce insanın evini barkını terk etmesine, çocukların yetim kalmasına ve yüz milyarlarca dolarlık maddi kayıplara yol açan bu meselenin öncelikle tarihsel bir analizini yapmak istiyorum. Osmanlı'yı savaş alanında yenemeyen Batılı Haçlı güçleri 1700 yıllardan sonra Osmanlı'yı içeriden çökertmek, yıkmak ve parçalamak için bugün FETÖ hareketinde olduğu gibi sızma hareketiyle Osmanlı'ya dadanmışlardır.
Özellikle 1850'lerden sonra bu insanlar ciddi noktalara gelmiş. Osmanlı'da bayağı etkin konumlara gelmişlerdir. Bunların birçoğu da maalesef vali olabilmiştir. Vali olanlar gittikleri her bir bölgede bir Osmanlı valisi değil, bir müstemleke valisi gibi o bölge halkına tepeden bakan, aşağılayan ve o bölge halkını adeta Osmanlı'ya karşı kışkırtan ve hilafet merkezine düşman hale getirmişlerdir. Tabi bunların başında biliyorsunuz Şer İttifakı'nın başında İngilizler mevcuttu. Onların liderliğinde yapılan çalış projelerdi. Akabinde Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da kopmalar, isyanlar başladı. Maalesef Osmanlı bu süreci yaşadı. Tabi bütün bu kışkırtmalara, bütün bu baskılara rağmen Kürt halkı Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi 10. ayetinde innemel mu'minune ihvatun şiarıyla İslam ümmeti anlayışıyla ve hilafet merkezinde olan sadakatiyle bırakın isyan etmeyi, tam tersine Osmanlı ile beraber her cephede savaştı, gerçekten mücadeleler verdi. Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta sadece 5000 tane Bitlisli şehidimiz var. Allah kendilerine rahmet eylesin. Amin. Tabi İngilizler kendilerini dinlemediği için, kendi emperyalist oyunlarına gelmedikleri için Kürtlere karşı çok düşmanca ve alçakça saldırılar başlattılar. Orta Doğu'da 150 bin kişilik, 200 bin kişilik Arap kabilelerine devlet olma hakkı verirken işgalci güçler maalesef Kürtlere bırakın devlet olmayı dört parçaya ayırıp bununla da yetinmeyip bunların bir kısmını Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve Gürcistan'a sürgün etmişlerdir. Türkiye'de İttihat ve Terakki zihniyetiyle, Irak ve Suriye'de Bağız ırkçılığıyla, İran'da da mezhebi taassupla Kürtlere karşı red, inkar ve asimilasyon politikaları başlamış. Gerçekten Kürt halkı yok edilmeye çalışılmıştır. Dakika. Ben hakkımı burada kullanayım hepsini başkanım, müsaade ederseniz. Ne? Hakkımı burada kullanayım. İki dakika, tamam, reklama gireceğiz. Biraz önemli. Tabii bu zulümlerden sonra iki yüzlü, timsah gözyaşlı Batılılar Kürtlerin bu uğradığı zulme karşı Kürtlerin yanında olduklarını, onları desteklediklerini beyan etmiş ve Kürtler noktasında gerçekten kendilerine piyon bulma noktasında kendilerine uşaklık edecek insanlar bulmaya çalışmışlardır. Tek amaçları İslam'la yoğrulmuş Kürt halkının İslami değerlerden ve İslami kimlikten uzaklaştırmak olan bu fitne odakları Kürt halkını yapılan bu zulme ve haksızlığa karşı başlattıkları haklı mücadeleyi sabote ederek ve kendi emperyalist politikalarını alet etmek için Kürtlerin tarihte hiçbir zaman kabullenmeyecekleri Marksist, ateist ve ırkçı anlayışla bu kez de Kürdüm diyen Kürt insanların kanlı elleriyle mazlum halkımıza dayatmaya çalışmışlardır. Eski Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın bir sözü vardır. Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getireceğiz. Bu ülkede Şeriat Partisi kurulacaksa onu da biz kuracağız. Anlayışıyla kurulan PKK, Kürt halkının taleplerine değil, kendilerini var eden iradenin emri üzerine hareket etmiş, kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan bu örgüt, önceleri bütün yerel Kürt gruplarını arkasına aldığı çetelerin desteğiyle yok etmiş veya korkuyla sindirmiştir. Bölge halkımızın kendilerine destek vermemesi, Kürtlerin onlara destek olmaması, itibar etmemelerinden dolayı maalesef devlet adına hareket ettiğini iddia eden JITEM gibi bir takım yapılar, biraz önce bahsetmiş olduğum müstemleke valileri gibi bölgede halka karşı gerçekten ayrımcı, kinci politikalarla... Mehmet Bey, çok güzel gidiyorsun ama bir reklam arası vereceğiz. Sen de şu heyecanı, titremeni iki dakika dindirirsin. Teşekkür ederim. Tamam. Değerli seyircilerimiz, konu güzel, konuklar güzel, her zaman söylediğim gibi ama bizim de para kazanmamız lazım yayını yapmak için. Kısa bir reklam arası.
Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ekranları açan, ilk defa açan konuklarımıza kısa bir bilgi vermek istiyorum. Değerli dostlar, Bitlis platformu ev sahipliğinde Bitlis Güzeldere Çevre Köyleri Derneği'nde Bitlis ve Vanlı kardeşlerimizden Van Federasyonu ve Van Vakfı ile beraber Bitlis platformu ile Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'nun sorunlarını, çözümlerini konuşuyoruz. İlk bölümde Doğu'nun ve Güneydoğu'nun dünden itibaren bugüne yansıyan sorunlarını konuştuk. Mehmet Sıddık Güzeldere Beyefendi'deydi reklam öncesi. Özellikle Doğu Anadolu üzerinde, Güneydoğu Anadolu üzerinde oynanan dış güçlerin Haçlılardan itibaren oynandığı oyunun tarihçesini anlattı bize. Heyecanını yendiyse devam edecek. Son bir dakika Mehmet Bey, buyur. Dediğim gibi maalesef Kürt halkı hiçbir zaman için PKK'nın ideolojisinden dolayı, anlayışından dolayı destek olmamış, hiçbir zaman için taraf olmamıştır. Tabii onu var eden irade maalesef bölgede yapmış, özellikle 80'lerden sonra yapmış olduğu baskılarla, zulümlerle halkı adeta PKK'nın kucağına itmiş. 4000'den fazla köy boşaltılmış, binlerce, on binlerce insan katledilmiş, faili meçhullerle bölge adeta kan gölüne çevrilmiştir. Gözleri önünde babası, amcası, dayısı öldürülen gençler maalesef soluğu dağda almışlardır. Soruna çözüm bulmaya çalışan siyasi iktidarlar ya başaramamış veya birileri tarafından engellenmiştir. 2003'ten sonra AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi iradeleriyle, samimi gayretleriyle sorunun çözümü noktasında gerçekten ciddi adımlar atılmış. Ancak Kürt halkının değil de emperyal güçlerin bölgedeki temsilciliğini yapan, onların menfaatlerini koruyan bu örgüt yapılan bütün iyi niyetli zeytin dallarını akamete uğratmış, sabote etmiştir. Ekonomik olarak bölgenin kalkınması için iş makinelerinin yakılmasından tutun, çalışanların kaçırılmasına kadar bir sürü eylemler yapmış. Bir Şerefettin Elçi Havaalanı'nın bile yaklaşık 6 ay sonra açıldığını biliyoruz. Tabii dediğim gibi dertleri bunlar gerçekten bölge halkının yokluk içinde, ızdırap içinde kalması ve yokluk içinde olan bir halkın kendilerine teveccüh edeceğini düşündükleri için maalesef bu politikalarını sürdürüyorlar. Ama şuna inanıyoruz ki Üstad Bey o zamanın dediği gibi umut var olunuz. Şu istikbali inkılap içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Allah'ın izniyle hiç kimse Kürtleri dini inançlarından, İslami kimliğinden ayırmaya güçler yetmeyecektir. Başkanım bitti. Kusura bakmayın. Nizamettin Ağar, Van Vakfı Genel Sekreterimiz, iş adamı. Nizamettin Bey, şimdi üç aşağı beş yukarı sorunları dinledik. Türkiye'nin dünü bugünü. Ama ben özellikle bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ben Türkiye'den, Rize'den bahsedeceğim. Önceden şehitler geldi mi binlerce kişi gidiyordu. Maalesef eski şey yok. Tamam, maalesef 12 Eylül veya daha sonrası, 2000 öncesi devletimizin o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu'yu sürgün yatağı gibi görüp işte yöneticilerini gönderdiği zulümler var. Ama ben şöyle bir şey soracağım. Biraz da iğneyi kendimize batıralım. Türkiye'nin dünü bugününde. Şimdi Karadeniz'de diyoruz ki şehitlere sahip çıkılmıyor, edilmiyor. Maalesef doğru. Ben Rize derneklerine, Rize Vakfı'na defalarca dedim ki şehitler için veya terör için bir bildiri, bir yürüyüş, bir şey yapalım. İstanbul'da bulunan Van, Bitlis dernekleri veya federasyonları yeterince o yöreye sahip çıkabiliyor mu? Yani sorunları şimdi dile getireceğiz. Birazdan değerli eski sporcu abimiz Faruk Bey bunları da anlatacak. Sayın Federasyon Başkanımız da. Ama dünü bugünü konuşurken ya acaba bizim de yanlışımız şu dediğimiz noktalar yok mu? Biraz da o konuyu da işleyerek dünü bugünü bir anlatın. İyi akşamlar. Nizamettin Ağar ben. Van Vakfı Genel Sekreteri. Buradan Bediüzzaman Said Nursi'nin ve Fakih Teyran'ın doğduğu memlekete selam olsun. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi değerli konuklar bazı açıklamalarda bulundu. Tabii
Süleyman Bey, konumuz o kadar derin bir mevzu ki Türkiye'nin dünü bugünü 15 dakikayla 20 olacak bir şey değil. Ama özür dilerim, bizim zaten burada anlatmak istediğimiz şu. DHKPC ile Alevilerin, PKK ile Kürtlerin, FETÖ ile Türkiye'nin bir olmadı. Olmadı, evet. Ben bunu zaten anlatmak istiyorum. 15 dakikada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Sürenizden kesmeyeceğim. Şimdi değerli dostlar, bakın. Terörle andığınız veya terörle bağlaştırdığınız bilinçsiz olan insanlar için diyorum. Bir cizre, bir taburu, bir alayı, bir kolorduyu, uçakları kaldırmadı. Bundan haberiniz var mı? Bakın, bazı şeyleri düşünürken, ederken özellikle terörle o bölgenin insanını ayrı tutun. Yani bu Alevi, Karadenizli, Kürt falan değil. Terör örgütünün ismi ne olursa olsun. Ben bunu ayırmak istiyorum. Buradaki programın amacı zaten bu. Yani o bölgenin sadece terör sorunu yok. Kalkınma sorunu var, ekonomik sorunu var. Hayrettin Bey'in dediği gibi kültürel, sosyal sorunları var. Bunlar en azından birilerinin kulaklarına katsın istiyorum. Buyur başkanım. Şimdi Süleyman Bey, demin dediniz ya şehitler, aslında şehitler olmaz. Amenna. Olmasın. Yani artık yeterince bir bedel ödendi. Ben tam başlarken dedim ki işte 1940'lardan sonraki İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle dünya bir ekonomik hamleye geçti. İşte Avrupa Birliği bir kömür birliği olarak kuruldu. Sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. Daha sonra Avrupa Birliği oldu. Ve bunlar bedellerini ödeyerek bir yere geldiler. Türkiye'de ne oldu? İşte 60 ihtilali. Tam Türkiye bir rayına girerken birden 60 ihtilali çıktı. Daha sonra 80 ihtilali, 71 muhtırası, 80 ihtilali, 15 Temmuz. Yani bunlar belli, Türkiye'de belli maşalar kullanılarak Türkiye üzerinde oyunlar oynanıyor. Abi biz ne yapacağız? Biz önce kendi bölgemizden minimize ederek baktığımızda Van, özellikle Bitlis, Ağrı, Doğu bölgesi Asya'ya açılan ilk kapıdır. Doğru. Ve çok stratejik bir önemi vardır. Yani bugün Özalp'tan yeni bir çalışmalar falan yapılıyor. Yollar yapıldı. Kapıköy sınır kapısı açılıyor. Çıktığınızda 4 saat sonra ha buradasınız. 4 saat sonra güney kapısında, doğu kapısındasınız. Sarp sınır kapısındasınız. O bölgenin o stratejik öneminden dolayı ne oluyor? Bu defa orada sürekli bir terör, sürekli bir gündem, sürekli sünni bir gündem. Bugün Van'daki bir konuşmada da söylemiştim. Van'da Bitlis'te kırılan bir cam, bir esnafın camı yola döşenmiş 10 ton mayına bedeldir. Doğru. Çünkü sermaye korkaktır. Sermaye terörden korkar, sermaye olaydan korkar, gitmez iş adamları. Ben 2 gün önce Van'dayken Van caddeleri bomboş. 1 milyon 200 bin nüfuslu bir ilden söz ediyorum. Çünkü niye? Bu son olaylar gayet insanları germiş. Artık insanlar ekmek kavgasına bırakıp güvenlik kavgasına girmişler. Bunu da maalesef dış güçler vasıtasıyla çok güzel başarıyorlar. Bugün Van bir cazibe merkezidir. Bitlis bir turizm merkezidir. Yani o sadece Van Bitlis değil de bölge olarak düşündüğümüzde 5 günlük 7 günlük turlar düzenlenebilir turizm açısından. İşte görüyorsunuz resimlerden kültürümüzde şeyimizde. Şimdi tabii toparlarsak Süleyman Bey, biz diyoruz ki şehit olmasın. Bu iş bitsin. Belli bir dönem gelmiyordu şehit cenazeleri. Ne oldu? Belli insanlar rahatsız oldu. Şimdi tekrar aynı kaosa sürüklediler Türkiye'yi. Çok kısa bir şey soracağım. Buyurun. Herkese de soracağım da. Belediyelere kayyum atanması doğru mu? Şimdi tabii ki doğru bir harekettir. Ve geç kalınmış bir harekettir. Şimdi ben belediye başkanıyım. Herhangi bir partidenim. X parti, Y partisi özür değil. Dilerim. Milletin parasını da çalmak, tabii, hırsızlık yapmak, ihaleyi vermek, teröre de bulaştırmak aynı değişmiş şey. Yani şimdi X bir partidenim. Bu belediyenin bütün kaynaklarını boşa harcıyorum. Daha sonra beni alıyorlar, yardımcım geliyor. Zaten o benim dediğimden çıkmış. Aynı tas aynı ama. Bu hangi parti olursa olsun yapılan bir yolsuzlukta, yapılan bir şeyde kayyum atanması doğrudur. Bunu takip güzel de başarılı olacaktır. Bu son bir dakika. Peki efendim, ama siz çok sözümü kestiniz. Yok, onu da ekledim. Merak etmeyin, onları ekledim. Şimdi toparlarsak bölgemizde huzurun,
güvenin, barışın gelmesi için bu olayların bitmesi lazım. Bu göçün durması lazım. Orada bekleyen binlerce genç nüfusumuz var. İş bekliyorlar, aş bekliyorlar. Doğru düzgün eğitim yok şu an, eğitim bekliyorlar. Evet, bu Doğu Güneydoğu bir 60-70 yıllık bir derttir. Yap, çöz, 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 bitmiyor. Orada çok kısa bir şey diyeceğim. Buyurun. Belki de söylenebilecek, yani televizyonlarda da olsa en güzel sözü, belki profesyonellerin söylemedi. Çok güzel bir tespitiniz var. Sermaye korkaktır. Şimdi devlet büyük bir yatırım hamlesi verecek. Sayın Başkan, size de soracağım. İş adamı gözüyle sermaye korkaktır. Sermaye o yatırıma gitmesi için tek şartı nedir? Devlet %100 hibe de verse güvenlik olmadığı sürece kimse tamam. gitmez. Anladım. Ben Akit TV'ye ve Bitlis Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Olur, İnşallah emin bir dahaki programda Van'da yapacağız. İnşallah. Devamı çok teşekkür ederim. İyi ben akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Ben size vereceğim ama hazır misafirimiz geldi. Sayın Başkanım, alabilir misiniz? Fevzi Donat, Van Dernekler Federasyonu Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi başkanım çok kısa bir şey soracağım. Yani Türkiye'nin sorunları anlattık dünü bugünü. Artık onu kapatıyoruz. Yeni bölüm. Sorunlar, eğitim, iş, güvenlik, terör. Ama şimdi bir 15 Temmuz'da bir kadın, Trakyalı kadın kamyonun sırtına binip gidebiliyor. Karadeniz'de bir nenem, yaşlı 80 yaşında, torunun silahını alıp neredir o cavuroğlu cavur FETÖ bana gösterin diyebiliyor. Van'da babası öldürülen 15 yaşında bir kız teröre meydan okuyabiliyor. Biz erkekler, ben medyada, ben de dahil olmak üzere, siz iş adamlar, bizim sorumluluğumuz daha fazla. Yani ben açık ve net söyleyeyim, bir kadınlarımız, kızlarımız kadar olamadık. Bunu bütün samimiyet, ben de kendi adıma söylüyorum. Bu tespitler ışığında sorunlar nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için hem şahsım adına hem de tüm Vanlı hemşehrilerin, Van Dernekler Federasyonu'na bağlı dernekler adına teşekkür ediyorum. Ve ekranların başında bizleri izleyen Vanlı, Bitlisli ve tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılarımı iletiyorum. Tabii burada bir iki daha önce sorduğun soruyla da başlamak istiyorum. Türkiye'de maalesef 21. yüzyılda halen sivil toplum örgütlerinin değeri, kıymeti ne devlet nezdinde ne de millet nezdinde anlaşılmış değil. Dünyada dördüncü büyük güç medyadan da öte sivil toplum örgütleridir ama maalesef ülkemizde sivil toplum örgütlerinin kıymeti bilinmemektedir. Demin bahsettiğiniz biz onlarca belki yüzlerce defa Türkiye'deki tüm sosyal olaylara başta terör olmak üzere kamuoyu adına hep bilgilendirme açıklamaları yaptık, kınama açıklamaları yaptık. Ben bunu özür dilerim başkanım. Bunu anlatmamın nedeni maalesef çok güzel bir şey. Sivil toplum örgütleri bilinmiyor. Kendi bölgelerinizde, bizim Rize'de de veya Trabzon, kendi bölgelerinizde takip edilmiyoruz. Yani Bitlisli, Bitlisli, Vanlı, Vanlı. Benim anlatmak istediğim sizin bu kanal vasıtasıyla kendi halkınıza, kendi vatandaşınıza bakın biz bunu yapıyoruz, bize destek olun dedirtmek içindi. Ya insanlarımız tabii bu bir süreç. İnsanlarımızla dernekler sayesinde, federasyonumuz, vakfımızın sayesinde her geçen gün İstanbul'da büyüyoruz. Şu anda 65 tane derneğimiz oldu. Yaklaşık 300 bin tane Vanlı yaşıyor İstanbul'da. Tabii bu bir süreç ama bence vatandaşlarımızla beraber devletin de bizim sesimize kulak vermesi lazım. Tüm dünyada gelişmiş demokratik tüm ülkelerde olduğu gibi. Çünkü biz halkın içinde yaşayan, halkla birebir temas içinde olan, o sorunları birebir yaşayan insanlar olarak devlete çok iyi sonuçlar, sorunları dile getirebilecek pozisyonlardayız. Ama maalesef bu konuda bizim bir şikayetimiz yani gibi görün. Yeteri kadar ciddiye alınmadığımızı, değerlendirmediğimizi düşünüyoruz. Çünkü birçok açıklama yapmamıza rağmen devlet nezdinde ne yerel ne de genel idarede hiçbir yetkili bu açıklamamıza kulak verip bizleri çağırmadı. Biz bunu zorluyoruz. Yani bundan da geri durmuyoruz. İlla ki bu gücün devlet de farkında olacaktır. Bizi muhakkak dikkate alacaklar ki biz istiyoruz ki önemli olan zamanda bizi dikkate alsınlar. İş geçtikten sonra değil. Çünkü dediğim gibi biz tüm sorunları birebir vatandaşlarla halkımızla beraber yaşıyoruz. Birinci yani bu soru geldiği için söylüyorum.
Tabii burada vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Herkesin bağlı olduğu sivil toplum örgütlerine üye olmaları, desteklemeleri, güçlendirmeleri gerekiyor. Ne kadar güçlü olursak devlet de ve yetkililer de bize o kadar dikkate alırlar. Çalışmayan derneği de sallamaları gerekiyor. Kesinlikle. Diğer bir soru, demin bahsettiğiniz kayyumla ilgili bir soru vardı. Benim acilen farklı bir düşüncem var. Tabii ki işini yapmayan, hakkıyla görevini yerine getirmeyen yerel yönetimler tabii ki devlet kontrolünde her türlü tedbir alınmalı ama bu kayyum ataması bana göre geçici bir süre için olmalıdır. Yani seçilmiş insanları atanmışların yerine gelmesi çok onu doğru yok, bir karar İçişleri değil. Onu İçişleri Bakanı açıkladı zaten veya Başbakan. Bir süreliğinedir dedi. Yani bir süreliğine olmalı çünkü seçilmiş insanlar yine seçilmiş halk tarafından o geçiş döneminde devletin kontrolünde geçiş sağlanmalıdır. Ama tekrar kısa bir sürede ya kendi meclisinde ya da yine o yöredeki halka gerekiyorsa bir erken seçim gibi yani yerel seçim gibi oradaki vatandaşları gidip o bölgede yaşayan insanlardan liyakat sahibi orayı yönetebilecek insanlara teslim edilmelidir. Yoksa demokrasinin anlamı olmaz. Doğru. Yani seçilmiş insanları yerine yani beğenmeyebiliriz, yanlış yapabilir ama yani sonuçta eğer hukuk devletinde yaşıyorsak da bunun bence geçiş süreciyle bu şekilde tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir soru, tabii sorun çok büyük ama ben çok kısa zaman önce Türkiye'nin uçurumda dönmesine sebep olan 15 Temmuz günü yaşanan bu feraseti yüksek milletin gösterdiği duygu, davranış, hal bu ülkenin kurtuluşudur. Tüm doğru. Problemler için. Doğuda da, batıda da, her yerde. O gün Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla herkes o gün bu ülkenin birlik ve beraberliği için karşı karşıya kaldığı terör olayına karşı tek vücut olup kendini tankın önünde, merminin önüne atıp bu ülkeyi büyük bir uçurumdan kurtardı. Doğru. Maalesef tabii ki dış güçler var, dış mihraklar var, ülkenin gelişmesini istemeyen devletler var ama asıl mesele bence bizde. Yani biz buna biz fırsat vermezsek, eğer biz kendi içimizde birlik beraberlik olursak dışarıdan kim gelirse gelsin bizi yıkamaz. Doğru. Ben farklı düşünüyorum. Diyor, burada tabii ki Türkiye büyük bir devlet. Hem bulunduğu konum olarak, jeopolitik olarak, bulunduğu bölge olarak kutsal topraklarda yaşıyoruz. Van'ın tarihi 7000 yıllık. Yani onlarca medeniyete başkentlik yapmış Güneş'in başkenti. Tabii ki insanların gözü orada var. Ama eğer biz bir bütün olursak, birlik beraberlik olursak kimse bizi işten yıkamaz. Allah'ın izniyle. Ama maalesef bizim içimizde de bu sıkıntılar var ama ben çok mutluyum. Belki her şerde bir hayır vardır derler ya. 15 Temmuz bu milletin ferasetini bir daha ortaya koymuştur. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik anlayışıyla, duygusuyla hiçbir zaman bu ülkeye kimse bir şey yapamaz. Yeter ki biz bir olalım. Devam edeceğiz. Ben sözü size vermeden evvel... Ben tekrar teşekkür ediyorum. Alacağım başkanım. Ben özellikle bir şey belirtmek istiyorum. Ya değerli dostlar, hatırlarsınız değil mi? Bir zamanlar ki bir tanesi de maalesef benim gurur duyduğum, babası Vanlı, annesi Rizeli olan Erol Evgin, ben yeğeniyim. O da dahil bazı sanatçılarımız, aydınlarımız köylü ile okumuşun oyu bir olacak mı diye abuk sabuk bazı kelimeler kullandı. Ben onlara girmek istemiyorum. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bakın, burada gördüğünüz bu vatandaşın insanı, içinde köylüsü de var, profesörü de var, iş adamı da var. Ben çok kısa bir soru soracağım onlara. 15 Temmuz'da tankın önüne kendini siper edenler, tankı alkışlayan, darbeyi alkışlayan, evinde makarna biriktirenler oyu bir olacak mı acaba? Ben bir de bunu tartışmak istiyorum. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Bitlisin sorunları. Bitlisin. Şimdi, bırakın şimdi onları. Bitlisin sorunları. Çok güzel bu demokrasiden bir dem vurdunuz. Oyların eşitliği. Ya ben ayrı öyle bir şey olmaması gerekiyor ama madem onu söyledi ben de bunu söyleyeyim. Sondan başlayacağım ama birinci bölümde de söylemediğim bir nokta daha var, onu da tamam. İzaha çalışacağım. Kayyum atamasını ben hakikaten Vanlı kardeşim gibi geç bulmuş bir karar olarak görüyorum. Özgürlükler
yetkiler hiçbir zaman sınırsız değildir. Demokrasinin arkasına sığınıp da ben demokratik bir ülkede yaşıyorum. Şu kadar oy aldım, bu kadar taraftarım var. Ben sınırsız bir güç kullanacağım denildi de mi buraya devlet otoritesinin ivedilikle yetişmesi gerekiyor. Türkiye'nin dününden bugüne bir geçiş yapacak olursak bir kıskançlık söz konusu. Yani Avrupalının, Amerikalının bir kıskançlığı söz konusu. Haçlı zihniyeti zaten o kıskançlığı yaşatıyor. Türkiye son yıllarda eğer bu enleri icra edip sana eyvallah demiyorsa kıskançlık zirve boyutuna. Dünyanın en büyük köprüsünü yaparsanız, dünyanın en büyük havalanı yaparsanız, dünyanın en büyük viyadüğünü yaparsanız, dünyanın en büyük hastanesini yaparsanız, yollarını, duble yollarını yaparsanız elbette ki kıskanacaklar. Yani diyorsunuz ki sen sarımsak yetiştir, evet. Tarlanda buğdayını yetiştir, başka işe karışma, kimse seni kıskanmaz. Yetiştirdiklerini de bana ver. Heh, tamam. Böyle bir olay olmaz. Tamam. Şimdi, rol çalan bir ülke durumundayken Türkiye, şu anda rol model bir ülke oluyor. İthal sanattan, ithalattan milli bir dirilişe doğru gidiliyor. Kendimden bir örnek vereyim. Görev gereği bazen yurt dışına çıkarım. Bundan 15 yıl önce yurt dışına çıktığımız zaman Türkler geliyor. Fuarlarda örneğin adını söyleyeyim Almanya'da Münih'te düzenlenen iki yılda bir düzenlenen İFAD fuarı. Hı. Çevresel bir fuar. Katılmaya çalışırım. Standlara gittiğimiz zaman emin olun hiç yüzümüze bakmıyorlardı. Şimdi mi? 15 yıl önce. İşte onu diyorum. Türkler geliyor diye bütün kapılar. Ve Yunanistan'a gittiğiniz zaman, Bulgaristan'a gittiğimiz zaman bizim sınır komşularımız Türkler bir kurtarıcı, ekonomiyi düzeltecek diye bakıyorlar. Hepimiz yaş itibariyle hatırlarız. Belki de güleceğiz bu durumumuza. Bir tane liderimiz yurt dışına o zaman SSCB'ye, ABD'ye gittiği zaman bizler korkar ve heyecanlanırdık. Acaba ne yapacak? Acaba nasıl duracak? Acaba nasıl el pençe duracak? Veya ne kazık gelecek bize? Allah'a şükürler olsun ki bir itibar vardır. Yurt dışı seyahatlerinde liderlerimize güveniyoruz. Gittikleri zaman orada Türkiye'nin sorunlarını dünyanın önünde, gözü önünde mazlumun sorunlarını tek tek söyleyebiliyorlar. Demek ki dünden bu yana Türkiye bir kişilik kazandı. Bir itibar kazandı. Bunu da çekemeyenler tekrar Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettirmeye çalışıyorlar. Son bir dakika. Yine Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlisler olarak bizler Yahudilerden, Ermenilerden özellikle Ruslardan çok büyük zulümler gördük. Evet. Bitlisli olarak. Ve bu zulümler Bitlis halkının öyle güzel bir direnişi, yöresel bir direniş görüyorlar ki o dönemde Gazi Mustafa Kemal iki defa telgraf göndererek Bitlis halkını tebrik ediyor. 5 ay 5 gün süren işgalde istiklalini Misak-ı Milli sınırları içerisinde istiklalini kazanan ilk il Bitlis'idir. Şu anda o Birinci Dünya Savaşı'nı bugüne endekslersek yine orada bu istiklali kazanmamız lazım. Bir Bitlisli olarak Bitlis'e gittiğimizde hakikaten değerli dostum, kıymetli hemşerim, Vanlı kardeşim çok güzel izah etti. Ekonomi. Ekonomi dediniz, orada kalın. Bizim de ekonomide para kazanmamız Buyurun. Lazım. Değerli dostlar, gene kısa bir araklasın. Ne yapalım? Ekmeksiz televizyon, kamera bunlar dönmüyor. Kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız. Ekranlarınızdan ayrılmayın.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli seyirciler, ekranlarımıza yeni gelenler varsa kısa bir bilgi vermek istiyorum. Van ve Bitlis platformunun ev sahipliğinde Vanlı kardeşlerimiz, Bitlisli kardeşlerimizden beraber Türkiye'nin sorunlarını, Doğu'nun, Güneydoğu'nun sorunlarını yerinde birebir yaşayan insanlarla konuşuyoruz. Abartmadan, hakaret etmeden, gerçeklerle. Yani böyle suya sabuna dokunmayayım veya suya sabuna bodoslama gideyim değil. Yürekten bu vatanın, bu milletin dimdik evlatlarıyla. Son bir dakika Mehmet Bey, devam edelim. Şimdi dünya öyle bir konjonktürel yapı arz ediyor ki o oynanan oyunlar belli. Hangi coğrafyada oynandığı da belli. İstekler belli. Medyum olmaya gerek yok. Kahin olmaya gerek yok. Başrolde kimler var? Kimler istemiyor ve kimler neyi istiyor? Bunlar gün ışığı kadar açık. Bize düşen görevler kenetlenmek, bütün etnik yapılarıyla bir olmak. Örneğin birimizin kolundaki saatin küçük bir çarkı arızalandığı zaman o saat asla doğruyu söylemez. Asla zamanı size göstermez. Sizin kolunuzda da aynı saatin bir çarkı, küçük bir çarkı arızalanmış. Sizin saatiniz de doğru söylemez. Trakya'daki saat de arızalanmış. Oradaki saat de doğruyu söylemez. Maalesef. Edirne'deki de doğruyu söylemez. Van'daki, Bitlis'teki, Muş'taki, Ağrı'daki, Ankara ve İstanbul'daki saatler doğru söylemez. Görev ne? Bu küçük çarklar etnik yapıya dayalı olduğunu düşünürsek herkes gidip yeni bir saat alacağına saatinin içindeki o küçük çarkı tamir ettirdi mi saatin doğruluğunu bulur. Masraf etmeden zamanı doğru buluruz. Onun için doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, yedi coğrafi iklimimizle bir olacağız, bütün olacağız. Ülkede, bugün Suriye'de, Irak'ta yanan alev, Allah muhafaza bizim ülkemizde oynanan oyunlar sonucu oynanıyorsa bir yangın söz konusudur. Şu anda bir evde yangın var. Ben sosyeteyim, su taşımam. Olmaz. O yangın çok geçmez. 3 dakika sonra, 3 saat sonra, 3 gün sonra, 3 ay sonra veya 3 yıl sonra size de ulaşmış olabilir. Mehmet Bey, bu ülkede 15 Temmuz'da tanklar yürürken benzin istasyonuna koşup, makarna kuyruklarına koşup, çocuklar, gençler, yaşlılar sokaklarda beklerken evlerinden sigara tüttüren, Fransa'da bir bomba patladığı zaman Fransa evlatlarına acıyor diyebilen, ama Türkiye'de bir bomba patladığı zaman katliam var, devlet suçlu diyebilen ikiyüzlü şerefsizler de var maalesef. Benim bu programı yapmamdaki tek amaç bu. Kürt'ü Türk'ü değil, vatan haininin cinsi memleketi olmaz. Şerefsizin imanı olmaz. Belediye başkanı bugün PKK'ya yardım yapıyor ama başka bir yerde bir belediye başkanı da müteahhite şuna buna peşkeş çektiriyorsa o emaneti benim gözümde aynıdır. Senin oyunu, benim oyunumu, benim yetimimin parasını veriyorsa şerefsiz aynıdır. Hiç farkı yok. Devam edin. Kusura bakmayın. Laz damarım tuttu. Katılmamak mümkün değil. O gece acılarımızı deştiniz. Bir anı gece saat 3. Belediye başkanım orada. İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Esenyurt. Esenyurt meydanda Salay-ı Şerif okunuyor. Oraya toplandık. Allah Allah sesleri çıkıyor. Hava alanı dönüşü bir baktım ki bir polis Thomas'ı, bir genç Türkçe de bilmiyordu. Kürtçe nidalarla
Bırakın dedi, ben Toma'nın üzerine çıkacağım. Milli bir Toma, bizim Toma'mız. Çıktı, kendisinden belki de 15 yaş küçük o polisin elini tuttu ve yürekten öptü. Ve kendi kendime dedim ki asla bu millet diz çökmeyecektir. Ya Mehmet Bey, bu ülkede ben adlarını anmaktan, benim gözümde sapıklar maalesef, ama bu ülkede travestiler o tankların üzerine yürüdü ya. Maalesef travestiler yürüdü ama bazıları evinde, yani bu millet ayrımı yok, evinde para peşinde devam etti. Konu Kürtlen Laz'dan değil, vatan. Değil. Konu vatan olunca bizler Selçuklu torunlarıyız. Bizler 1071 Malazgirt'ten sonra Ahlat'ın tarihteki yerini çok iyi bilirsiniz. Ahlat'ın kümbetlerini çok iyi bilirsiniz. Ahlat'ın mezar taşlarını çok iyi bilirsiniz. Fahri Osmanlı kentli, başkentliği yapmış bir yer. Van'a indirgersek, Van Urartular zamanından dahi kalitesi yüksek bir ilimiz. Şehitlerin çıkmış olduğu, medreselerin, külliyenin ve evliyanın çıkmış olduğu bir yerde asla kimseye izin yoktur bu memlekette. Bir olacağız, diri güçlü olacağız. Diri olacağız, beraber bir Türkiye olacağız, merak etmeyin. Başkanım, mikrofonu alın. Çok kısa bir şey Van'da Karadeniz Mahallesi var mı? Var. Karadeniz Mahallesi var, Karadeniz köylerimiz var. Said-i Nursi Hazretleri Bitlisli mi? Biz Vanlı diyoruz, Bitlisler Bitlisli değil. Fark etmez. Ben başka bir şey soracağım. Ben Rizeli'yim. Ben Yeni Asya Gazetesi'nde, Yeni Asya Radyosu'nda gururla, onurla görev yaptım. Ve Said-i Nursi Hazretleri'nin kitabını da okudum. Risale-i Nurları. Burada Van, PKK, Bitlis, şu bu değil. Allah, vatan ve bayrak. Biz camide yan yana namaz kılarken sana soruyor muyum nerelisin diye? Kesinlikle. Faruk abiyle aynı mahalle maçta bir yerde oturduğumuz zaman yemek yerken Faruk abiye nerelisin diye soruyor muyum? Faruk abi sen futbol oynadın değil mi? Beşiktaş'ta belki seyrettim, belki seyretmedim, yaşım bilmiyorum. Ama seni alkışlarken o insanlar Vanlı veya diye mi alkışlıyordu? Futbolunu sevdikleri için mi alkışlıyordu? Tabii ki futbolu seviyordu. Van'ın sorunları. Evet. Yani bu açılımımızla beraber sorunun cevabı çok net. Aslında işte nerelisinin cevabında eğer hepimiz Türkiye'liyiz diyebiliyorsak zaten Allah'ın izniyle hiç kimse bu memlekete, bu insanlara bir şey yapamaz. Amenna. Van'ın sorunları, tabii Van 7000 yıllık tarihiyle onlarca medeniyete başkentlik yapmış olan muhteşem doğası, kültürüyle Doğu'nun Paris'i, incisi. Tabii temel problem güvenlik problemi. Ama o problemle beraber maalesef yıllardır yani demin söylediniz, iğneyi kendimize de batırmamız lazım. Devletimizin izlemiş olduğu yanlış politikalar, seçilmiş olan vekillerimizin ilimize yeteri kadar gerekli çözüm odaklı gayret ve çabalarının yetersiz olması, maalesef yerel idarecilerimizin seçilmiş olmalarına rağmen, Van'ın bu kadar yıllık tarihine rağmen halen mevcut 81 ilin içinde çok daha gerilerde olmasının bana göre temel sebebi bunlar. Çünkü Van bunu hak etmiyor. Van insanı bunu hak etmiyor. Büyük şehir olduk. 1 milyonu aşan nüfusumuz var. Yani 1000 yıllık tarihi olan bir kilise mevcut. Yani Avrupa'da işimizden dolayı çok ülke geziyoruz. Yani Van'ın bulundurduğu tarih eserlerinin %1'i olan Belçika senede yüz milyonlarca turist alıyor. İşte Paris keza yine öyle. Ama biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Bana göre temel sorunlarından bir tanesi, bunu dile getirmek zorundayım. Bir federasyon başkanı olarak bunu birçok ortamda yaşıyorum. Seçilmiş insanlar seçilene kadar temsil ettikleri partiye aidat duyabilirler. Ama seçildikten sonra bu milletvekili için de geçerli, belediye başkanı için de geçerli, belediye meclisi üyesi için de geçerli. Artık tüm Vanlıların hizmetinde olmak bilincinde olmaları gerekiyor. Ama maalesef halen bu
kısır, çekişmeler seçildikten sonra halen o politize olmuş düşünce Van'da hakim. Bu da devletin ve yerel ve genel idarenin sunduğu hizmetlerin birçoğunun oluşmasına engel oluyor. Gerçekleşmesine engel oluyor. Kendi iç çekişmelerinden dolayı. Bu Van'la beraber aslında birçok doğu ilinde bu aynı sıkıntı mevcut. Bunu aşmamız gerekiyor. Bu tabii ki biraz düşüncede kaynaklanan bir olay. Tabii bunun yanında altyapı problemlerimiz var. Yani Van denizi diyoruz biz, göl olarak biliniyor. Bunun gölün doğru şekilde kullanılmadığını, her geçen gün kirlendiğini biliyoruz. Altyapı problemleri var. Turizmimizi doğru kullanamıyoruz. İşsizlik problemi var. Ulaşım problemi var. Çevre yolu meselemiz var. 4-5 yıldır gündemde başlandı ama yine bu kısır çekişmelerden dolayı halen faaliyete geçemedi. Turizm problemimiz var. Van daha önceki abimiz de ifade etti. Orta Asya'ya açılan bir kapı, sınır ticareti doğru kullanılamıyor. Bölgede tarım ve hayvancılık ana sektörlerden bir tanesi, yıllardır izlenen yanlış politikalardan dolayı son yıllarda devletin inanılmaz teşvikiyle bir nebze harekete geçti ama halen olması gereken potansiyelin çok altında. İşsizlik problemi var. Tabii ki en önemli problem de güvenlik problemi. Ben tabii burada devletimize çok büyük iş düşmekle beraber biz Vanlılara da, hem Van'da yaşayan insanlara hem de Van dışında yaşayan, yine bir Van kadar nüfus var. İstanbul'da 300 bin, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Bursa'da yaklaşık 1 milyona yakın da Van dışında yaşayan insanlar var. Bize de çok büyük görev düşüyor insan olarak, bir Vanlı olarak. Çünkü ben şuna inanıyorum, memleketinde doğup büyüyüp bir şekilde hayat şartları bizleri buraya getirdi ama her bireyin doğduğu topraklara bir vefa borcu var. Son bir dakika. O vefa borcunun gereği hepimizin üstüne düşen bireysel sorumluluklarımız da var. Memleketimize, ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Önce ülkemiz, sonra da biz Vanlı olarak da Vanlımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben sizlerin vasıtasıyla Van dışında yaşayan her Vanlının senede en az bir kere kendisiyle beraber ailesini, bir tane Vanlı olmayan dostunu Van'a götürmesini tavsiye ediyorum. Ben ne zaman geliyorum? Siz benim misafirimsiniz. Ne zaman istiyorsanız başımızın gözümüzün yeriniz var. Sizi götürelim, gezdirelim. Çünkü Van gerçekten hem tatil olarak, hem kültür olarak, hem turizm olarak yaşanabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Siz çağırın, ben kamerayla geliyorum. İnşallah. Ve Van'daki insanlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Van'daki sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor. Yerel idarecileri, genel idareleri zorlamamız lazım. Yatırım için teşvik etmemiz lazım. Problemleri korkmadan, çekinmeden dile getirmemiz lazım. Tabii konuşacak çok şey var, zaman kısıtlı. Diğer misafirlere haksızlık etmek istemiyorum. Tekrar şahsınıza ve bize bu fırsatı veren Akit TV'ye ve ev sahipliği yapılan Bitlis Platon Başkanımızına ve derneğine çok teşekkür ediyorum. Belki fırsat gelmeyecek. Bizi izleyen tüm seyircilerimize de Van'dan ve Vanlı olarak kucak dolusu sevgiler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Selim Başkanım, ters ters bana bakma. Çağırdığında gelmedik mi? Başkanım, Bitlis'in sorunları. Şimdi ben çok kısa ama fazla uzatmayayım çünkü sizden bir hocamızı da alacağım. 15 Temmuz gecesi bir olayı anlatayım. Olay derken hepimizin gördüğü, biliyorsunuz bu ülkede beyaz Türkler dediğimiz veya gerçekten kendilerini farklı gören kesimin bir partiye, AK Parti'ye karşı biliyorsunuz hep aşağılayıcı olarak makarnacılar diye bir ifadesi vardı. Çok alçakça, makarnacı onlar olur. Makarnacı ifadesi. Güzel. 15 Temmuz gecesi gerçekten bu ülkenin o makarnacı diye aşağıladıkları insanlar bu ülkenin şerefini, namusunu, geleceğini kurtarmak için canlarını tankların altına atarken, gerçekten kurşunlara hedef olurken onlar maalesef marketlerde, bakkallarda makarna kuyruğundaydılar. Allah o gece onlara gerçekten o aşağıladıkları yaftayı boyunlarına astı. Bu amin. Gerçekten bu güzel bir şey oldu. Şimdi tabii sorunlarımız gerçekten çok dramatik sorunlar, çok trajik sorunlar ve etkisiz çok büyük olan sorunlar. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamın dediği gibi pansuman tedbirlerle sorunlar çözülmez. Gerçekten. Bitlis Cumhuriyet dönemi öncesinde
11 tanesi üniversite düzeyinde olmak üzere 100'e yakın medresesi olan bir ilim irfan şehri. 6 tane konsolosluğun olduğu, altın ve buğday bursasının olduğu bir il. Maalesef bu tarihten sonra adı konmamış bir ambargoyla Bitlis bugün geldiği duruma düşürülmüştür. Yapılabilecek şeylerin kötülüğünün en başında devlet politikası olarak maalesef daha doktor, polis, öğretmen göreve başlar başlamaz ilk olarak Doğu ve Güneydoğu'ya gönderiliyor. Tecrübesiz, gerçekten yeni hayata atılmış, üniversite yeni bitirmiş insanlar bölgeye gittikleri zaman zaten coğrafyik olarak, iklimsel olarak zor olan bir yerde bu insanlar geldikleri zaman adeta sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Dolayısıyla kalıcı ve doğru şeyler yapamıyorlar, pek yapamıyorlar. Hepsi için söylemek doğru olur. Bir de şunu söyleyeyim, vekil seçimlerinde özellikle, yani o bölgede yaşayan, o bölgedeki sosyal, siyasal, ekonomik her bir olayı birebir yaşayan, hisseden insanlardan ziyade maalesef işte İstanbul'dan, Ankara'dan, bürokrasiden veya bir takım farklı yerlerden insanlar atanıyor. Bu insanlar oraya gittikleri zaman o bölgenin çok iyi insanlar olabilir, o farklı bir şey. Ama o bölgede yaşamamış, o bölgedeki insanların hissettiği şeyleri hissetmemiş insanlar doğru çözümler de kolay kolay bulamazlar. Ben bu vesileyle bu fırsatı bize verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bitlis'e, Van'a, Doğu Anadolu bölgesinden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda inşallah ekilen meyveler karşılığını verecektir. Bölgemiz tekrar özellikle Bitlis ilim irfan şehri olarak eski misyonuna kavuşacak ve bölgemizde barış ve adalet iklimi inşallah tesis edilecektir. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkürler. Faruk abi, Van'ın sorunları için önerilerim var. Nedir? Sevgili Başkan, Van'daki sorunları en az 15-20 yıl üzerinde çalışarak 25-30 tane bir projem vardı. Bunların bir kısmını şimdiki Antalya Valisi, Rizeli, Çayeli, Münir Karaloğlu ile beraber başardık. Neler yaptınız dersen, başta yüzme havuzu, 10 kulvarlı. Müze yaptık. Sit alanına hem yaptık. Fuar alanı yaptık onunla beraber. Öyle zamanlar geldi ki cumartesi günleri evine çağırdı. Beraber Van'ın sorunlarını çözmek için elimizde kağıt kalem bu çizelgeleri hazırladık. Tabii ki biz onunla çalışırken hakikaten büyük bir gurur duydum. Çünkü kendisi yürü diyordu, arkadan prosedür gelsin. Böyle bir valiye herkes nasip olmaz. Böyle bir valiyle çalışmak. Biz de geldik kısa bir müddet yardım için. Orada onu gördüm. Boş verin diyor, siz yapın diyor. Ben sonradan şeyi gönderirim, izni gönderirim. Zaten diyor. Sizin belediye başkanınızı biz davet ettik. 40-50 kişilik bir grup geldiler. Biz onları gölün kenarında Merit Otel'de ağırladık. Ondan sonra bu arkadaşlarımızı yolcu ettik. Bu şekilde Rize'ye de böyle bir hizmet vermiş olduk. Allah razı olsun. Şimdi biz Van derken, Van Türkiye'nin 19. büyük vilayeti. Doğu Anadolu'nun en büyük vilayeti. Karadeniz'de de bir tek Samsun bizden büyük. Doğru. Bizim şu an nüfusumuz 1.150.000. Ha biz çok göç alıyoruz. Hakkari'den, Yüksekova'dan, Bitlis'ten, Buş'tan. Yani Doğu Anadolu'da biz çok göç alıyoruz. Yani öyle ki bizde Rizeliler gecesi oluyor. Tabelaları görürsünüz böyle asarlar. Bizde Antep gecesi oluyor. Yani bu kadar göç alabiliyoruz. Sorunlara, çözümlere değil tamam. Başkan. Şimdi ben Van'ın kalkınmasını öncelikle turizmden başlayacağım. Çünkü bizim kalkınmamızın önceliği turizmden başlıyor. Van'da bir tane acemi birliğinin kurulması şarttır. Acemi birliği derken en az 3-4 bin tane asker gelecek oraya. Bunların sevgilileri, anneleri, babaları, eşleri, dostları geldiği zaman ne otellerde yer kalır, ne uçaklarda yer kalır, ne ayakkabı boyacısında yer bulabilirsin, ne hamamlarda, efendime söyleyeyim, ne lokantalarda, ne pastanelerde. Bu 3-4 bin kişiyle Van'ın İnanın ki en az 10 tane fabrikası demektir bacasız. Doğru. Şimdi bu şekilde yürüyen büyük vilayetler var. Başka vilayetler var. Isparta, Burdur gibi vilayetlerde biliyorsunuz Acemiler Birliği var. Bu vilayetlerin bütün dayanağı budur.
Şimdi biz istiyoruz ki bir tanesini bize getirsinler bu arkadaşlarımız. Veya hükümetimiz daha doğrusu. İkincisi, biz Koç'la beraber, Rahim Bey'le beraber biz bir temel attık Edremit'te. Burada biz kaptanlık okulu yapacaktık. O temelden sonra ne oldu bilmiyorum. Biz bu okulu yapamadık. Halbuki burada bizim işsizimiz çok. Kaptanları burada yetiştirdikten sonra biz bunların hepsini güneye gönderebiliriz. Doğrusu zaten budur. Bu amaçla zaten biz orada bir temel atmıştık. Çarpanak Adası... Başkanım şey abi son iki dakika biraz hızlı olalım. O zaman. Çarpanak Adası, Albayrak, Bartolomos Kilisesi ve 7 kiliseler İnköy'ündeki kilisenin Adır Adası Kilisesi'nin onarılması şarttır. Biz turizmle başladık ve bunların devamı vardır. Yenici kapısının da açılması lazımdır. Başkale kapısının. O da bizim için çok önemli. Çünkü buradan tırların geçişi hakikaten kayda değer bir şeydir. Biz çünkü İran'la iç içe dış içe yaşayacak bir insanlarız. Van Kalesi ile Akdamar Adası'nın aydınlatılması. Çiçekli Beldesi ile üniversite arasında aydınlatılması. İç ve dış uçuşlar yapılması lazımdır. Kim bir ara biz bunu yaptık. Van'dan Urumiye'ye, Tahran'a, Tebriz'e yaptık. Fakat bazı sebeplerden dolayı bizim önümüze geçtiler ve Borajet geri gitti tekrar bizden. Kilim dokuma ve Ermeni gümüşçülüğünün geliştirilmesi. Bizde zaten bunlar mevcut. Bunların daha da çok geliştirilmesi gerekiyor. İran konsolosluğunun açılması. İranlar bize geliyor ama Erzurum'da, Trabzon'da konsolosluklar var. Ateşelikler var. Buna ben bir anlam veremiyorum. İranlar bize geliyor. Bizden ev neden alıyorlar. Konsolosluk orada? Evet. Yani hem Erzurum'da var hem Trabzon'da var. Ama insanlar bize geliyorlar. İran yine bir İran bankası olan Bank Mellat'ın açılması gerekiyor. Bunlar bu kadar burada. Sınırda zaten sizden ticaret evet, oluyor. Evet, aynen öyle. Van Kalesi'ne asansör yapmaya çalışıyoruz bu şeyden, müzeden dolayı. Yani ihtiyar insanlar, yaşlı insanlar müzeden kaleye hiç olmazsa asansörle çıksın ki onlar da gezebilsinler. Biz onların da bu dertlerine çare bulmaya çalışıyoruz. Edremit'imizin sit alanı olması gerekiyor. Çünkü her taraf yıkılıp yıkılıyor, apartman yapıyor. Faruk abi, son 3 dakika ben şöyle yapayım. Biz bir de Vanlara geleceğiz. Kalanı oradan senden başlayalım. Peki. Bitirelim o zaman. 2-3 tane de okuyabilir miyim? 2-3 tane de oku. Peri bacalarımız var bizim. Evet. Aynen Nevşehir gibi. Gün yüzüne çıkmamış. Travertenlerimiz var. Gün yüzüne çıkmamış. Çok önemli olan Van Gölü'nde mercanlar var. Balık. Mercan değil, hayır. Mercan adaları. Özür dilerim. Mercan adaları var. Biz bunların turizme kazandırılmasını yanayız. Daha doğrusu bunların olması gerekiyor. Bunlara hiç el atılmadığı için biz turizmle... O zaman dosyanı hazırla, Vanlılara geldik mi onu senden isteyeceğim. Peki. Mehmet Hocam, eğitimcisiniz Mahmut Kocaman. 2 dakika ama ne yapayım başka çarem yok, özür dilerim. Eğitim sonları 2 dakikada dile getireyim. Tamam, teşekkür ediyorum. Bir size... de dernek başkanımız da yanıma gelsin. Buran dernek başkanımız. Devam edelim. Size ve bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Şimdi ben Bitlis'in dünü ve bugünü eğitim yönüyle ele almış olacağım. Şimdi ben 1976 tarihinde öğretmenliğe başladığım zaman biz ev ev gezip öğrenciyi okula yazdırıyorduk. Fakat şimdi veliler okula koşup okulda öğrenciyi yazdırmak için bütün olanaklarını sarf etmektedir. Hani 76 ile bugünü kıyasladığımız zaman büyük bir gelişme ve ilerleme olduğunu görmüş oluyoruz. Her şeyin başı, şimdi arkadaşlar ekonomiden bahsettiler, siyasetten bahsettiler, ben ona değinmeyeceğim. Fakat bunların hepsinin temelinde eğitimsizlik var. İyi bir eğitim alındığı zaman ülke mutlaka kalkınır. Bitlis'in eğitimi, dünü ve bugünü arasında müthiş bir fark var. Biz okul bulmaz iken eskiden, ikili öğretim, üçlü öğretim hatta bulmaz iken, şimdi normal öğretim ve lüks okullar yapıldı. Bitlis'te tek bir lise, bir endüstri meslek lisesi varken şimdi 6-7 tane lise, fen lisesi, bilmem Anadolu Öğretmen Lisesi ve hatta son zamanlarda Eren Üniversitesi. Mahmut Hocam, son süre bitireceksin. Cümleyi şimdi bitir. Yalnız buna da değineceğim. O zaman Bitlis'ten buraya metropol şehre gelen vatandaşlarımızın buraya kendi olanaklarıyla bir dernek kurmaları, o dernekteki arkadaşlar artık bir şekilde derneği yürütüyorlar. Mahmut yani Bey ben bitti. Bunu şunu... Süremiz bitti.
Kusura bakmayın. Bir daha geldiğimizde devam edelim. Bitti. Değerli dostlar, bitirişi Müntezim İmamoğlu hocam. Başkanıma ben teşekkür ederim. Başkanım kusura bakmayın. Sen son elinden hoş geldiniz. Hani başka bir şey diyecek halin yok. Ne yapayım başkanım kusura bakmayın. Değerli dostlar çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bitti. Bitti ama. Vanlılara gittiğimizde orada devam edeceksiniz. Hiç kusura bakmayın. Orada devam edelim. Değerli dostlar çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben iki kelime bir şey söyleyeceğim. Özel harekatçı arkadaşlarımızın, devletimiz bunu duysun, yattıkları yerler, bulundukları yerler çok kötü. Bana resimleri geldi. Ben Sayın İçişleri Bakanımıza atacağım. Biz Bitlis platformunun misafiriydik Vanlılarla beraber. Bitlis Güzeldere Çevre Köyleri Derneği Başkanı Müktezim İmamoğlu. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bir daha Van'a gittiğimizde orada konuşacağız artık. Hakkın ne yapalım? Bana verilen süre bu. Biz her zaman vatandaşın sesi sizler ekranda bekliyoruz.